Şimdi bir Saraçhane çağrısı yapıldı. Güzel. Peki Saraçhane'den niye ileriye gitmeme kararı aldınız? Çünkü bu konuda size ve keske ve diske gelen eleştiriler var. Evet. Madem ilerlemeyecektiniz, niye bu çağrıyı yaptınız diye. Bu evet. Eleştirilere nasıl cevap veriyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 1 Mayıs kutlu olsun. İşçinin, emekçinin bayramı. Yıllardır ben hem KESK'te sendikacılık yapmış hem TMMOB'de oda başkanlığı yapmış bir insan olarak yıllardır alanlardayız ve yıllardır maalesef benzer görüntülere sahne oluyor Türkiye. İstanbul bundan 10 yıl evvel çok kötü bir 1 Mayıs görüntüsü yaşamıştı. Bugün de aynısı yaşandı. Şunu ifade edeyim, şu Unkapanı'ndaki polislerin ortaya koyduğu görüntü adeta Dikta rejiminin bir işareti, bir simgesi niteliğindeydi. Aklı başında hiçbir iktidar kendisini bu noktaya getirmez. Bunu ifade edeyim ve sorunuza odaklanayım. Şimdi 1 Mayıs'ta dahil olmak üzere birçok konunun Türkiye'de normalleşmesi için Cumhuriyet Halk Partisi gayret ediyor. Bunu hep beraber görüyoruz. Sayın Özgür Özel'le hem meclis başkanı arasında hem İçişleri Bakanı arasında bizim bakanlar arasında çeşitli temaslarımız oldu. Hep şunu söyledik. Dedik ki bırakın 1 Mayıs kutlansın ve Taksim'de kutlansın. Üstelik de bu sizin iradi kararınız değil, orta yerde Anayasa Mahkemesi kararı var. Ve Anayasa Mahkemesi kolay kolay bir mahkeme kararında olmayacak güzel cümleler içeriyor. Ne diyor? 1 Mayıs diyor işçilerin, emekçilerin bir ortak hafızasıdır. Orada bulunmak yalnızca bulunanlar açısından değil, orayı hissetmek ve gelecek kuşaklara aktarmak isteyenler açısından da bir haktır aynı zamanda diyor. Ve bir hak ihlali kararı veriyor. Buna rağmen yapmadılar. Peki görüşmeler nereye geldi? Bir kere sendikaları biz bir araya getirmeye çalıştık. Yani birisi Bursa'da, öbürü Kocaeli'nde, İstanbul'da farklı alan. Bunu yapmayın, aynı alanda yapın, İstanbul'da yapın. Ancak bu maalesef mümkün olmadı. Öteden beri sendikaların farklı kentlerde kutlama geleneği devam etti. Sonra dönüp dedik ki Saraçhane ya da başka alanlar olabilir ancak şeyi açın, Taksim'e çıkışı açın. Söylediklerini söylüyorum. Belki burada ilk kez bir televizyon programında bu açıklanıyor. Denildi ki size kısıtlı bir şekilde Taksim'e gitme hakkı tanırız. Bu önemli. Biz de şunu söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimseden bir meydana çıkmak için kısıtlı izin talep edecek bir siyasal parti olamaz. Kısıt nedir? Şunu söylemeye çalışıyorlar. 300 kişiyi alın yanınıza. Tamam mı? Çıkın ve şeye gidin. Taksim'e gidin. En sonunda Sayın Özgür Özel şunu söyledi genel başkanımız. Ben 1977 sendikasız işçiyi yanıma alacağım. 1977 nedir? 1 Mayıs 1977'ye atıf. Onlarla birlikte şeye yürüyeceğim. Parti yöneticilerimle beraber Taksim'e yürüyeceğim. Taksim'e anıta çelenk koyduktan sonra o hazirunla birlikte ben Saraçhane'ye döneceğim. Yani önce şeye çıkacağım. Taksim'e çıkacağım. Dediler ki size yalnızca 300 kişi ile izin verebiliriz. Şimdi soruyu şöyle soralım. Hani bu niye çıktı, niye çıkmadı tartışmaları olur. Son derece normaldir. Bize yönelik eleştirileri de alırım başımın üzerine koyarım. Bir öz eleştiri gerekiyorsa da yaparız. Ancak ben hep majestelerinin verdiği izinle kravatlarını takmış bir şekilde 1 Mayıs'a giden arkadaşları eleştirerek geçti yaşamı. Ve MYK'da bunu genel olarak... Bizim MYK 25 kişidir ele aldık. Böyle bir durumda CHP ne yapmalı? Şimdi tabloyu şöyle düşünün. Saraçhane'de 10 binler var. Herkesin önünde bir polis barikatı var. Polis barikatı sen gidince açılıyor, açılacak. Yani CHP Genel Başkanı o barikat kalamaz. Sonra 300. adamı alacaklar ve o barikatı kalacaklar. Siz arkanızdakilerin size bakışları arasında... Taksim'e yürüyeceksiniz. Ben ikinizin de vicdanına sesleniyorum. Bu görüntü iyi bir görüntü olur muydu? Asla olmazdı. Arkamızdakileri geride bıraktıktan sonra oraya çıkmak marifet değil. Oraya yürümek marifet değil. Kimse bizi majestelerinin muhalefeti konumuna getiremez. Cumhuriyet Halk Partisi hatırlayın ben o günde genel başkan yardımcısıydım. Gezi olayları sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadıköy'de mitingi vardı.
Kadıköy'de mitingi vardı. Sanırım 1 Haziran. Sayın Kılıçdaroğlu şeyden indi. Havaalanından indi. İstanbul havaalanına, Yeşilköy Havalimanı'na biz hepimiz oradaydık. Dedik ki biz bu şeyi bölemeyiz, halkı bölemeyiz. CHP kitlesini Kadıköy'e taşımak tarihi bir hata olur. Hep beraber şeye yürüyeceğiz. Taksim'e yürüyeceğiz. Bu kararı aldık. Bu kararı havaalanının önünde basınla paylaştık. Ve 15 dakika sonra şey açıldı, haberi geldi. Biliyorsunuz orası 3 gün boyunca halka açılmıştı. Hep beraber biz yürüdük. O da tarihi bir manzaradır. Biz yürürken binlerce sivil ve resmi polis şeyi terk ediyordu. Beşiktaş Stadı'nın altına doğru alanı terk ediyordu. Hiç ortak hafızamdan çıkmayan görüntülerden bir tanesidir. Yani CHP Genel Başkanı yürüdüğü zaman önde polis duramaz. Ancak biz bu şeyi, Taksim'i ve bu 1 Mayıs'ı bizim yürüyebildiğimiz ve kitleyi arkada bıraktığımız bir kötü görüntüyle baş başa bırakmak istemedik. B, birilerinin yararlanacağı polisle çatışma görüntülerinin ortaya çıkmasını da istemedik.